Herkese merhaba. Müzik Teorim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere bir ders anlatmayacağım. Bir duyuruda bulunacağım. Bildiğiniz gibi daha önceden konservatuvar yetenek sınavının nasıl olduğunu sizler için canlı olarak çekmiştik. Daha doğrusu o sınavı sizler için canlandırmıştık. Kim arkadaşlar sormuş bu hangi üniversitedir nedir diye. Herhangi bir üniversitenin olmadığını zaten orada da söylemiştik. Bunu biz sizler için canlandırdık. Jüri de benim rica ettiğim müzisyen öğretmenlerim vardı, arkadaşlarım vardı. Onlar jüri oldular. Sınava benim bir öğrencim girdi. Ben piyano başındaydım ve öğrencimizi sınav yaptık. Amaç orada sınavın nasıl olduğunu görmenizdi. Çünkü birçok arkadaşım diyor ki biz sınava gireceğiz ama daha önce hiç girmedik. Nasıl bir ortam olacak, neyle karşılaşacağız bilmiyoruz. Onlar bundan faydalansın diye böyle bir video çekmiştik ve gerçekten çok ilgi gördü. Çok beğenildi. Birçok kişiden teşekkür aldık. Çünkü onlar genelde şey sanıyorlarmış. Biz bir parça söyleriz kazanırız ya da bir şey çalarız girer kazanırız. Öyle olmadığını gördüler. Ve gerçekten herkes için faydalı bir video oldu. Biz şimdi bunu genişletmeye karar verdik. Şu şekilde orada sınava giren kişi benim öğrencimdi. Şimdi sizler arasından 10 kişi seçeceğiz. Ve o 10 kişi sınava girecek. Sınavı yine canlı olarak videoya alacağız. Sınav iki aşamalı bir sınav olacak. Nasıl olacağını biraz sonra anlatacağım. Öncelikle Sınava girmeniz için yapmanız gerekenlerden bahsedeceğim. Biliyorsunuz her sınava girmeniz için sizden belli şeyler istiyorlar. İşte belli bir baraj puanı geçmeniz isteniyor. İşte orta öğretim başarı puanınıza bakılıyor. Harç yatırmanız isteniyor. Ya da her üniversitenin sınavı farklı oluyor. Eğitim fakültelerinin farklı, konservatuarların farklı, güzel sanatlar fakültelerinin farklı gibi her üniversiteniz kimisinde dikte soruyor, kiminde solfej soruyor, kiminde deşifre solfej soruyor, kiminde çalgıya ağırlık veriyor, kiminde kulak sınavına daha ağırlık veriyor gibi. Biz de kendi sınavımızı yapacağız. Biraz sonra size zaten sınavda ne soracağımızla ilgili konulardan bahsedeceğim. Hangi sorudan kaçar tane soracağız, hangisi kaç puan olacak, ne gibi olacak bundan bahsedeceğim. Ama bilmeniz istediğim bir şey var. En başta bunu da söyleyeyim. Herhangi bir üniversitenin sınavı değil bu. Biz burada sizin sınav heyecanınızı atmanıza yardımcı olmaya çalışacağız. Şöyle girdiniz herhangi bir üniversitenin sınavına bir anlık heyecanla ya da ne yapacağınızı bilemeyip bocalamakla bir senenizi kaybetmenizi istemiyoruz. Onun için istiyoruz ki bocalayacaksanız bu sınavda bocalayın. Kazanamayacaksanız bu sınavda kazanamayın ki ne eksiğiniz olduğunu görün. Aa, deyin ki ben çok heyecanlanıyorum jüri karşısında. O heyecanımı yenmeliyim ve gerçekten üniversitede konservatuar sınavına girerken buna göre girmeliyim. Ya da Demelisiniz ki benim 3 ses 4 sesli hatalarım var aralıklarda bunları daha çok çalışmalıyım. Kimisi şarkısını söylerken belki entonasyonda belki jüri karşısında heyecanım sesi titreyecek. Bu heyecanlarını nasıl bastıracağını çalışması gerekecek. Bizim burada yapmamız istediğimiz şey yapmak istediğimiz şey eksiklerinizi görün. İki aşamalı bir sınav olacak zaten. Biraz sonra dediğim gibi ondan bahsedeceğim ama öncelikle bu videoyu niye çektiğimizi size anlatmaya çalışıyorum. Girin kaybedebilirsiniz üzülmeyin. İlk aşamayı geçebilirsiniz ya da geçemezsiniz ya da sınavı kazanamazsınız. Bunlar sizi üzmesin. Buradan sadece şunu görün. Ha benim şu konularda eksiğim var. Demek ki ben bugün bir sınava girmiş olsam bu eksiklerimden dolayı bu sınavı kaybedecektim. Ama şu an kaybettiğim bir şey yok. Eksiğimi gördüm. Ben bu eksiğimi tamamlamak üzere sınava hazırlanacağım. Ve bu şekilde bir konservatuar sınavına gireceğim. Ve o heyecan, o atmosferi yaşamış olacaksınız. İlk defa bunu bir üniversitede, gerçek bir üniversite yetenek sınavında girip bu heyecanı yaşayıp bir yılınızı kaybetmeyi göze almaktansa bizimle beraber bu heyecanı yaşayacaksınız. Kaybedin, kazanın hiç önemli değil. Ama başta şunu söylemek istiyorum. Bu 10 kişi seçtiğimiz zaman videosu zaten yayınlanacak. Aman hocam kazanamadım, kötü oldu, yayınlamayın demeyin. Çünkü bu diğer arkadaşlara da örnek olacak. Aslında burada siz ve biz giremeyen arkadaşlara da faydalı bir şey yapıyor olacağız. Onun için eksiklerinizi siz de görün, diğer arkadaşlarımız da görsün. Belki sizin yaptığınız hatayı başka arkadaşlarımız da yapıyor olacak. Aa ben de girsem böyle olabilirdi diye düşünerek kendisini geliştirebilecek. Onun için kimse çekinmesin, korkmasın. Burada kaybetme diye bir şey yok aslında. Kazanma olacak. Şimdi gelelim bizim üniversitemizin sınavına. Daha şaka yapıyorum. Üniversite değil, bizim kendi yaptığımız sınavımıza Sınavda e, birinci aşama ve ikinci aşama olacak. İlk aşama toplamda 70 puan, ikinci aşama ise 30 puan olacak. İlk aşamada 70 puan, maksimum alabileceğiniz puan 70, biraz sonra puanlama sisteminde size söyleyeceğim. 70 puanın 40 puanı baraj. Yani 70 puanın içinde 40'tan aşağı alırsanız ikinci aşamaya geçemiyorsunuz. 40 ve üzerine alırsanız ikinci aşamaya girmeye hak kazanıyorsunuz. Bu ilk aşama 70 puan içinde ne var? Bunları size söylüyorum. 2 tane e, tek ses var. Her biri 1 bir puan. 2 tane çift ses var. Her biri 2 puan. 3 tane 3 ses var. Her biri 3 puan. 3 tane 4 ses var. Her biri 5 puan. 1 tane ritim tekrarı var. Toplamda 16 puan. 1 e, tane de ezgi tekrarı var. Toplamda 24 puan. Ve bunların hepsini topladığımız zaman ilk aşama 70 puan yapıyor. Yani bu 70 puandan 40 ve üzeri alırsanız ikinci aşamaya girmeye hak kazanıyorsunuz. İkinci aşamada da bir parça çalacaksınız. Bir parça da söyleyeceksiniz. Çalma 15 puan, söyleme 15 puan. Ve sizden şunu istiyor olacağız. Çaldığınız eserin ya da seslendirdiğiniz eserin kime ait olduğu, hangi yöreden olduğu ya da klasik çalıyorsanız hangi bestecinin hangi dönemden olduğunu bize söylemenizi istiyoruz. Çünkü sınavda bu tarz sorular sorulabiliyor. Sorulmaya da biliyor ama biz soruluyor şekilde çalışacağız ve bunu önceden size aslında kimse söylemez. Ben bunu da söylüyorum size. Hazırlanırken çaldığınız eser bestecisi kime ait ya da bir türkü çalıyorsanız kim bunun düzenlemesini yapmış, hangi yöreye ait ya da seslendirdiğiniz türkü ya da ne olursa. Normalde konservatuar sınavlarına girerken bellidir. Batı müziği eğitimi mi, Türk müziği eğitimi Biz burada Batı, Türk karışık yapacağız. Çünkü herkes kendi tarzına göre girsin ve ona göre yorumlansın istiyoruz. Belli bir eğitim vermeyeceğiz biz burada çünkü. Sadece kendinizi denemenizi istiyoruz. Onun için 15'er puan olarak bunu böldük. Ve dediğim gibi gelirken, ha şunu söylemeyi unutmayayım. Söyleyeceğiniz ve çalacağınız parçaların notalarını da yanınızda getirin. Jürideki hocalar belki bunları sizden isteyebilir yanınızda fazladan birkaç tane bulunsun. Diyebilir ki notayı alabilir bir bakabilir miyim diyebilir. Normalde bunu istemezler ama bazı hocalar gıcıklık yapıp isteyebilir. Onun için siz gelirken yanınızda bunları da getirin. Tekrar ediyorum. İlk aşamada iki tane tek ses var. Her biri bir puan. İki tane çift ses var. Her biri iki puan. Üç tane üç ses var. Her biri üç puan. 4 ta, pardon 3 tane 4 ses var. Her biri 5 puan. Ritim tekrarı 16 puan. Ezgi tekrarı 24 puan. İkinci aşamada da çalma 15, söyleme 15 puan. Toplamda 100 puan. Sizden istediğimiz de şu olacak. İkinci aşamaya geçmeniz için yapmanız gereken şey 40 puanı geçmek. Ve e, ee, Tamamen sınavı kazanmak için de aslında yap, normalde şu yapılıyor. Atıyorum 30 kişi alacak. En fazla 30 kişi alanı sıralama olarak koyuyor. Biz burada şöyle bir şey yapabiliriz. 60 ya da 70 baraj puanı getirebiliriz. İkinci aşama ve ilk aşamada toplam 70 puan ya da 80 puan. Onu öğret, hocalarla konuşacağız. Zaten sınava gireceğiniz zaman bununla ilgili bilgilendirileceksiniz. Alan arkadaşlarımız sınavı kazanmış olacaklar. Bu kadar. Sınava girmek için seçilecek 10 kişinin yapması gerekenlerden bahsediyorum şimdi. Dediğim gibi her sınava girerken belli şartlar isteniyor. Bizim istediğimiz şartlar da şu. Birincisi müzik teorim YouTube kanalına abone olmak. Yani bu kanala abone olmanız gerekiyor. İkincisi aşağıya yorum yazmanı istiyoruz. İstediğimiz yorum da konservatuar yetenek sınavı 2001. Konservatuar yetenek sınavı 2001 yazacaksınız yorumlara. Daha sonra... Açıklamalar kısmında Instagram sayfam var. Instagram sayfamın linkine tıklıyorsunuz. Instagram'da Müzik Teorim kanalını takip ediyorsunuz ve paylaşacağım postun altına bir arkadaşınızı etiketliyorsunuz. Bu kadar. Tekrar ediyorum. Sınava girmeniz için yapmanız gereken şeyler YouTube kanalımıza abone olmak, Müzik Teorim YouTube kanalına abone olacaksınız. Bu videonun altına yorumlarda Konservatuar Yetenek Sınavı 2021 yazacaksınız. Açıklamalar kısmındaki Instagram sayfama tıklayıp Instagram sayfama gidip o sayfayı takip edeceksiniz ve paylaştığım bu sınavla ilgili yaptığım paylaşımın altına da en az bir arkadaşınızı etiketleyeceksiniz. Biz de hocalarla, jürideki hocalarla bir araya geleceğiz. Bunlara bakacağız. Aranızdan 10 kişiyi seçeceğiz ve sınavın ne zaman olacağını sizlere duyuracağız. O 10 arkadaş gelecekler, çekimlerimizi yapacağız, sınavımızı yapacağız ve o heyecana atmış olacaklar. Eğer bu tutarsa yani ee, siz bunu beğenirseniz bu videonun devamının gelmesini isterseniz de ayda bir ya da iki ayda bir farklı farklı arkadaşlarla belki biraz daha büyüterek bu pandemiden dolayı 10 kişiyle kısıtlıyoruz ama belki ileriki zamanlarda e, siz de isterseniz bunun devamının gelmesini ayda bir ya da iki ayda bir biraz daha bunu genişleterek daha kapsamlı sınavlar sizler için yapabiliriz. Onun için takipte kalmayı unutmayın. Eğer sorularınız varsa sorularınızı da DM'den atabilirsiniz. Instagram'da müzik teorim sayfasına özelden mesaj olarak bana atabilirsiniz. Elimden geldiğince ben gördüğüm bütün mesajlara cevap vermeye çalışıyorum. Sorularınızı oradan yazabilirsiniz. Sınava katılmanız için gerekenleri tekrar ediyorum son kez ve videoyu sonlandırıyorum. Yapmanız gerekenler YouTube kanalıma abone olmak. Tabi bu arada videoyu da beğenirseniz sevinirim. YouTube kanalıma abone olmak. Aşağıda yorumlar kısmına konservatuar yetenek sınavı 2021 yazacaksınız. Açıklamalar kısmındaki linke tıklayabilirsiniz. Instagram sayfama gitmek için. Instagram sayfamızı takip edeceksiniz. Ve orada paylaştığım bu sınavla ilgili yaptığım paylaşımın altına en az bir arkadaşınızı etiketleyeceksiniz. Yapmanız gereken sadece bu. Bir arkadaş en az ama daha fazla arkadaşınızı da etiketleyebilirsiniz. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Faydalı bir paylaşım olur. Çünkü gerçekten bu aşamalardan ben de geçtiğim için elimden geldiğince size faydalı şeyler yapmaya çalışıyorum. Eğer sormak istediğiniz ya da önerileriniz varsa onları da mesaj olarak atabilirsiniz. Herkese başarılar diliyorum. Kolay gelsin. İyi günler, iyi çalışmalar.